Akademi Direksiyon'dan herkese merhabalar, ben İlker. Bugünkü konumuz frenleme teknikleri. Doğru frenaj yapabilmek ciddi bir beceri işidir. Yavaşlamak istediğinizde fren pedalına basarsınız. Eğer daha çok yavaşlamak istiyorsanız fren pedalının dozajını biraz daha arttırmanız gerekir. Bu yaklaşım şehir içi trafiğinde gayet yeterli olacaktır. Ancak yüksek performanslı bir sürüş esnasında hızınızı istediğiniz oranda ve mümkün olan en kısa sürede düşürmeniz önem kazanır. Eğer fren pedalına gereğinden fazla basıyorsanız frenaja daha erken başlamanız gerekecektir. Bu da fren mesafenizi ve sürenizi uzatır. Bunun aksine frene gereğinden fazla bir kuvvetle basmak tekerlerinizi kitleyecek, direksiyon kontrolünüzü kaybedecek, fren mesafeniz uzayacak ve lastiklerinizde de düz bölgeler şeklinde aşınmalar meydana gelecektir. Bu durumlardan kaçınmak için yapılması gereken şey limitli frenlemedir. Fren pedalına tekerleklerin tam kitlenme noktasından bir parça daha az bir basınç uygulanarak ortaya çıkmasını önlerken fren mesafesi ve süresini en az değerde tutmaktır. Fren limiti birçok parametreye bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bunları iki grupta toplamak mümkündür. Fren limitini düşüren etkenler, meyil inme esnasında sıklıkla tekrarlanan çukurlar ve tümsekler, gevşek yüzey kaplamaları, su, yağ, buzlanma gibi kayganlığı arttıracak etkiler, büyük kamber açıları ve yolun gidiş doğrultusunda dik yöndeki eğim, aşırı sıcak ve soğuk lastikler. Fren limitini yükselten etkenler, meyil tırmanma esnasında temiz ve kuru yol yüzeyleri, uygun sıcaklıktaki lastikler. Yapılması gereken şey, sürüş esnasında size anlattığım etkenlerin varlığını ve değişimini sürekli olarak izleyip değerlendirip fren limitine olacak etkileri göz önüne almaktır. Diğer bir deyişle yol durumu değerlendirilmeli ve tekerleri kitlemek sizin en yüksek fren gücü uygulayacak şekilde pedala uygulanan basınca karar verilmelidir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sizlere güvenli, sağlıklı sürüşler diliyorum. Emniyet kemerlerimizi takmayı unutmayalım.